Savunma Bakanı Carter Hacı İmam adlı IŞİD'in üst düzey bir liderinin öldürüldüğünü açıkladı. Carter öldürülen militanı IŞİD'in finans bakanı olarak tanımladı. Amerikan medyası da gerçek adı Abdülrahman Mustafa El-Kaduri olan Hacı İmam'ın IŞİD'in 2 numarası olduğunu bildirdi. Amerikalı yetkililer Kaduri'nin 2004'te Irak'ta Zarkavi liderliğindeki Irak El-Kaidesi'ne katıldığını, Zarkavi'nin yardımcılığını yaptığını belirtiyorlar. Kaduri'nin daha sonra yakalanarak cezaevine kondu ve 2012'de serbest bırakıldıktan sonra da IŞİD'e katıldığı kaydediliyor. Kaduri'nin geçen yıl IŞİD lideri El-Bağdadi bir hava saldırısında yaralanınca geçici olarak örgütün liderliğini üstlendiği de ifade ediliyor. Savunma Bakanı Carter Kaduri'nin IŞİD'in içerisinde çok tanınan bir terörist olduğunu, örgütün bazı dış faaliyetleri ve planlamalarında rol aldığını ve öldürülmesinin Irak ve Suriye'nin hem içinde hem de dışarısında örgütün faaliyetlerine ciddi anlamda sekte vurduğunu söyledi. Bununla birlikte Kaduri ile Brüksel'deki saldırılar arasında bir bağlantı bulunduğuna dair ellerinde bir bilgi olmadığını da belirtti Carter. Amerika'nın son dönemde IŞİD'in yönetici kadrosunu hedef alan operasyonlarını artırdığını görüyoruz. Carter da IŞİD'in kabinesini sistematik biçimde ortadan kaldırıyoruz dedi. Kaduri, IŞİD'in yönetim kadrosundan bu ay içinde öldürülen ikinci isim. Daha önce de kısa bir süre önce de Pentagon, örgütün IŞİD'in askeri operasyonlarından sorumlu, tırnak içinde savaş bakanı olarak geçen Ömer El-Şişani'nin Suriye'de bir hava saldırısında öldürüldüğünü bildirmişti. Carter, Kaduri'nin öldürüldüğü operasyonun ayrıntıları hakkında bir detay vermedi. Ancak Amerikan medyasında Kaduri'nin Amerikan özel birliklerince düzenlenen operasyonlarda öldürüldüğü bilgisi yer aldı. NBC'nin bir haberine göre Amerikan özel birlikleri bir istihbarat üzerine dün erken saatlerde helikopterle Suriye'ye indi ve Kaduri'nin aracının geçmesini bekledi. Aslında Kaduri'nin aracı geçerken Kaduri sağ yakalanmaya çalışıldı. Ancak çatışma çıktı ve Kaduri ile birlikte araçtaki 3 kişi de öldürüldü. Basın toplantısından çıkan bir diğer önemli ayrıntı da Pentagon'un Amerika'nın Irak'taki güçlerinin sayısını artırmaya hazırlandığı yönündeki açıklaması oldu. Irak güçleri IŞİD'in Irak'taki en önemli merkezi Musul'u geri almaya yönelik önce operasyonlarına başladı. Şimdilik kent çevresindeki bazı bölgelerde ilerleme sağladığı ifade ediliyor. Ama tabii Musul büyük bir kent. IŞİD'in elindeki en büyük kent. Dolayısıyla yakın bir zamanda kent merkezine yönelik bir operasyonun başlaması zor görünüyor. Bu aylar sürebilecek bir süreç. Ama Musul geri alınabilirse bu tabii şimdiye kadar IŞİD'e karşı indirilmiş en büyük darbe olacak. Bu hem Irak güçleri için hem Obama yönetiminin IŞİD karşıtı stratejisi için çok önemli, kritik bir test. Dolayısıyla bu süreçte Amerika'nın sınırlı kapasiteye sahip Irak güçlerine vereceği destek kritik olarak görülüyor. Nitekim Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da Irak güçlerinin IŞİD'e karşı Karadaki operasyonlarına Amerika'nın desteğini artırmanın yollarına dair tavsiyeleri Başkan Obama ile görüşeceklerini bildirdi. Dunford, hem Bakan Carter hem de ben önümüzdeki haftalarda Irak'taki Amerikan güçlerinin sayısında artış olacağına inanıyoruz. Ancak henüz bunun kararı verilmedi dedi. Son dönemde IŞİD'in yönetim kadrosu, komuta kontrol yapısı ve finans kaynaklarını hedef alan operasyonlarla birlikte IŞİD'e karşı son haftalarda tartışılmaz bir ivmenin sağlandığını da belirtti Dunford. IŞİD'in üstesinden gelmek üzereyiz ya da savaş artık sona eriyor gibi bir şey söylemiyorum ama iyimser olmak için çok neden var dedi Hülya Polat.